Mehmet Tezkan, 5 Haziran 2024, Halk HalkTV.com.tr Tek adam rejimi çöktü. Tek adam rejimi çöktü. Aslında bitti desem daha mı doğru olurdu? Olmazdı çünkü Anayasa Mahkemesi bizim yıllardır ucube dediğimiz rejimin ucube olduğunu 482 sayfalık gerekçeli kararıyla sonunda onayladı ama bir yıl avans verdi. AKP-MHP koalisyonuna bir yıl içinde rejimi demokrasinin sınırları içine çekin dedi. Öyle tek adam imzasıyla, cumhurbaşkanı kararıyla, KYK'larla ülkenin yapısını değiştiremezsiniz dedi. Tek adam rejimine noktayı koydu. Ayrıca Merkez Bankası Başkanı'nı zırt pırt görevden alamazsın. Rektörleri tek başına atayamazsın, tek seçici olamazsın, YÖK üyelerinin seçimini kafana göre yapamazsın, dedi vali yardımcılıkları atamalarını kaymakam atamalarını bile anayasaya aykırı buldu anayasaya aykırılıklar içinde hakimler savcılar kurulu var bölge idare mahkemeleri var mal transferi var trt var varoğlu var yüze yakın cumhurbaşkanı kararnamesi ve khk anayasaya aykırı olduğu için iptal edildi o kararnamelere imza atan kişi bilerek isteyerek veya bilmeden istemeden anayasayı ihlal etmiş duruma düşmedi mi Bugüne kadar aldığı yüzlerce karar, yaptığı binlerce atama, onlarca üst düzey görevlendirme anayasaya aykırıysa, 6 yıl boyunca yaptığı çoğu icraatla anayasayı ihlal ettiği, anayasa mahkemesi tarafından ilan edilmişse, o kişinin istifa etmesi gerekir. Batı demokrasilerinde kural budur. 2017 yılında referandumda rejim değişti. 2018 yılında Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi yetkisi olmadığı halde tek adam rejimini tek imza ile kurmuş. Ben söylemiyorum. Anayasa Mahkemesi söylüyor. Bu arada 6 yıl sonra söylemeleri de ayrı bir garabet. Neyse bu ayrı bir konu. Şu tartışılmaz bir gerçek. AKP MHP koalisyonu, daha doğrusu Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra ülkeyi 4 yıl daha bu şekilde yönetemez. Anayasa Mahkemesi bu şekilde yönetme ehliyetini iptal etti. Yapacağı tek şey var hemen istifa etmek veya meclise seçim kararı aldırıp sandığı milletin önüne koymak başka çözüm yolu kalmadı. Kaldı diyen varsa söylesin. Meclis gece gündüz çalışıp Anayasa Mahkemesi'nin istediği düzenlemeyi yapar mı? Yaparsa rejim tek adam rejimi olmaktan çıkar. Rejim Erdoğan'ın istediği rejim olmaz. Rejim AKP MHP ikilisinin kurguladığı rejim olmaktan çıkar. Peki AKP MHP koalisyonu bir yıl içinde gerekli değişiklikleri yapmazsa ne olur? Valla bir şey olmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarını yok hükmünde sayarlar daha önce yaptıkları gibi. Tanımazlar, uygulamazlar. Bu durumda ılımlı otokrasiden sert otokrasiye geçeriz. Mehmet Teskan